Çünkü bana ters geliyor. Ben hep buradan gördüğüm için bu yapılar şuradan ters geliyor. Biraz kolay şeyler söylemeye çalışıyorum. Hocam bizim süremiz bitti. Pardon. Mimari tarzı. Sen de bir saniye süre isteyebiliyor musun? Evet, evet, evet. İki kere mi döndük? Döndüm. Bitti ki. Döndürmeyi unutmuşum. Tekrar bir kere daha döndürelim. Ona çünkü oyun oynarken karar verebilirsiniz. Tamam. Devam edeyim de. Evet, devam edelim. Paslayabiliyor muyum? Evet, tabii istediğiniz tamam. Kadar yapabilirim. Ama unutmuyor muyum? Bence istediğinizi seçip sorabiliyorum. Neyse biraz kolay şeyler bulalım hadi. Mimari tarzı Osmanlı mimarisi. Bu bir Osmanlı mimarisi yapısı. 1478 yılında tamamlanmıştır. Bunu hızlı olmam lazım değil mi? Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılmıştır. 400 yıl boyunca devlet idaresi için kullanılmıştır. Sarayburnu Bizans Akropolü üzerinde kurulmuştur. Bir akropolde Fatih Sultan Mehmet tarafından... Süreniz doldu. Ya şey mi olsa o puanlamayı değiştirip de geçen süre atıyorum 1 dakikadan geriye sayıyoruz artık. İşte 50. saniyede bulduysa 50 puan alsın gibi bir şey mi yapsa? Evet. Yani nasıl? Kaç dakikada nasıl? Oyunu kaç dakikada bitirirlerse hocam. Evet. Aynen. Mesela... Evet. Oyunumuzun ismi Adım Adım İstanbul. Oyunumuz 4 kişiyle oynanıyor. Tombala temelli bir oyun. Oyunumuzu oynarken 4 oynayıcı bir adet de moderatöre ihtiyacımız var. 4 adet tombala kağıdımız mevcut. Bu tombala kağıtlarında tarihi mekanlarımızın şeyleri, isimleri yazmaktadır. Daha sonra da 16 adet de yapımız bulunmaktadır, yapı listesi. Bu tombala kağıtları oyunculara rastgele bir biçimde dağıtılıyor. Ve bu dağıtıldıktan sonra moderatör tarafından kağıtlar ters çevirilik bir şekilde sadece moderatör görecek şekilde açılıyor. Moderatör ilk başta yapının altında yazan şurada bilgilerini okuyor. Bilgilerini okuduktan sonra da kimin elinde varsa örnek veriyorum bu bilgiden Galata Mevlihanesi olduğunu anladı oyuncu. Bilgiden anlarsa kendi tombala kağıdına 2 puanı koyuyor. 2 puan kazanmış oluyor. Eğer bilgiden anlamayıp moderatör kağıdı çevirdiğinde Galata Mevlihanesi fotoğrafından ve isminden anlarsa oyuncu 1 puan alıyor. Daha sonra tüm puanları topladıktan sonra örnek veriyorum burada 2, burada 1. Bu şekilde oyunu bitirdikten sonra ilk bir oyuncu bitirirse ikisi adam 1 puan daha alıyor. Yani tombalada ilk bitiren kazandığı için o oyunun o özelliğini kaybetmemek adına böyle düşündüm. Böylelikle 1 puan oluyor. Oyunun sonunda en çok puanı toplayan kişi, sadece ilk bitiren değil, en çok puanı toplayan kişi oyunu kazanıyor. Daha sonra oynayacağımızda tekrardan bu kartlar karıştırılıyor. Tekrardan bilgisayarı karıştırılıyor ve başlıyoruz. Haritada bir şeyimiz yok. Haritada bazı yapılarımızın yerini belirttim. Sadece oyuncular oynarken nere olduğunu öğrenebilsin diye. Tarihi postane binası 13 numara. 11 numara sirkeci garı. 12 numara... Ama oyuna dahil değil bu harita. Şu evet. Birazcık. Çok oyun oyuncusu var mısın? Şimdi hocam şöyle 4 tane piyonumuz var. Her oyuncu bir piyon seçip zar atacak. Evet. Zarı attıktan sonra bu yol üzerinde ilerleyecek. Ve gelen renkteki karttan bir tane seçilecek. Bu kartlar konseptine göre renk renk ayırdım. İşte mavi olanlarda bilgi toplama görev kartı var. Bu pembe gibi olanlarda yaratıcı görev kartı. Morlarda iletişim ve takım görevleri.
geldiği renk üzerinde mesela örnek Kuyucu Murat Paşa Medresesi'nin hangi üslupta yapıldığını bul ve anlat. Plan betimlemesi de yaparsan bonus 2 puan diye bir kart gelecek. Onu eğer işte o araştırma kısmını yapacak ve diğer oyunculara anlatması gerekecek. Diğer oyunculara anlattığı zaman Kuyucu Murat Paşa hakkında bilgisi de olacak diğer oyuncuların gibi böyle devam ediyor hocam. Bulursa... Dedim ki Kuyucu Murat Paşa Medresesi'nin hangi üslupta yapıldığını bul ve anlat. Evet. Burada Kuyucu... Şu hocam. Yok hocam. O genel bilgileri onu okuyacaksınız. Daha sonra Kuyucu Murat Paşa'nın üslubunu araştıracaksınız. Nerede araştıracaksınız? İnternet. Biraz araştırıyorum hocam. Ben yapamadım, siz araştırın. Kim olmadı? Yok hocam, aslında yani onu nasıl diyeyim? Hepsini bilgileri buraya yazarsam alıp onu okuduktan sonra onu öğrenir mi bilemem. O yüzden kendi araştırması daha çok aklıma kalır diye. Mesela bu yapıyla ilgili bir tane mi kalp var peki? Yok hocam. Hepsinde var mı başka? Hepsinde evet. Aynı özellikle değil ama mesela nasıl anlatayım? Oynayarak gösterebilirim size ama. Hadi öyle yapalım. Öyle görelim. Hocam şimdi bir kart oyunu. 2 ve 4 kişi arasında kişiler oynayabiliyor. Her renk bir özelliğini belirtiyor yapının. Ve 3 kart bir yapının bütün özelliklerini tamamlamış oluyor ve 3. kartı tamamlayan oyuncu bu yapının altında yazan puanı kazanmış oluyor. İsterseniz de oynayalım hocam. Oynayalım. Tamam, başlayalım. Dağıtayım hocam. Hadi. Sırayla dağıtıyorum hocam. Kartlarını evet, görebilir değil mi herkes? Zaten görebilir hocam. Görmeyebilir ama yani sırayla değil ama istediğinizi strateji biraz da yani. Hangi kartın üçüncüsü olacaksa işte onu koyabiliyorsunuz, o puanı alabiliyorsunuz. Belik hocamla başlayalım. Hemen koyabilirim. Hemen alıyorsunuz bence. Hocam şimdi oyun bu şekilde. Moderatör benim mesela. Buradaki karelerden mesela iki ayrı takım olacak. İkişer kişi de olabilir, üç kişi de olabilir. Mesela bir kare seçilmesi diyeceğim. Siz mesela bunu seçtiniz. Ben de size diyeceğim ki burası Sekteci Garı var. Onunla ilgili bir soru soracağım size. Doğruysa bunu çevirebilirsiniz. Bu şekilde geçecek iki takım arasında. Mesela seçip çevirecek. O şekilde en son resmi bulunması. Yani. Ve kim bildiyse ona puan yazılacak. Evet. Oynayalım. Ama hocam şimdi diğer oyunlarda öğrenmek var, benim oyunda bulmak var. Yani mesela belki soruları bulabilirsiniz, bulmayabilirsiniz. Yani mesela bunu örnek vereceğim mesela. Sirkeci Garı hangi tarihte mesela tamamlandı? Bunu yani zor biraz. Yani hadi sende cevapları olacak mı? Evet. Ama ben buradaki yine... Mesela sorular da var, cevaplar da var. Altlık çok bence net değil. Nereden nasıl bilebilirim ki? Hiçbir referans da yok. Sen bir soru soracaksın. Bilmeniz, mesela sadece kare seçeceksiniz. Zaten bu da var. Ben size söyleyeceğim. Bilginin içinde biliyor musun diye ölçebilen. Mesela siz mesela bu kare seçeceksiniz. Benim burada bu karede burada denk gelecek Mahmut Paşa camisi diyecek size. Ona ilgili soru soracağım. Ama mesela moderatör buradakinin Mahmut Paşa camisi olduğunu oradan nasıl öğrenecek? Hocam bu şöyle bir şey var. Ama buradaki yeri belli değil Mahmut Paşa. Ben bilmiyorum. Yani şöyle bir şey yapalım. Tamam ama burasının hangisi oldu? Ha, benim var. Nerede Mahmut Paşa peki?